Merhabalar, hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. Bugün geleceği ve bu geleceği inşa edecek gençleri konuşacağız. Takdir edersiniz, her anlamda daha sağlıklı, daha varlıklı, daha anlamlı bir hayat yaşayabilmek için elimizdeki değeri, yani bilgimizi, tecrübemizi, yeteneklerimizi bir ürün, bir hizmet haline getirmek ve bu konuda bunu başkalarının problemlerini çözerek bir kazanca dönüştürmek gerekiyor. Çünkü bizi değerli kılan şey sahip olduğumuz şeyler değil, bunlarla başkalarının hayatına kattığımız değer oluyor. Diğer bir deyişle hayattan aldıklarımızı kendi dilimizde başka bir şeye dönüştürüp hayata geri veriyoruz. Bu bazen bir kitap olabiliyor, bazen bir eğitim olabiliyor, bazen bir icat olabiliyor, bazen iyi bir insan yetiştirmek olabiliyor. Yeter ki insanların hayatında olumlu yönde etki yaratacak bir girişim olsun. İşte bu girişimi bugün gençler konusunda yapmış ve başarılı sonuçlar almış önemli bir isim konuğumuz olacak. Young Guru Akademi Kurucu Başkanı Sinan Yaman. Sinan Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş gördük. Ayaklarınıza sağlık. Oldukça dolu bir gündemimiz var. Bir dünya soru hazırladım. 360 derece konunun tamamını ele alabilmek istiyorum. O yüzden hızlı bir giriş yapacağım. Ama sizin hikayenizle başlayalım istiyorum. Hem bir iş insanı olarak hem de bir sosyal girişimci olarak yaptığınız işlerden ve bunların yarattığı etkiden uzun uzun konuşacağız. Ama öncelikli olarak nasıl bir hayalle yola çıktığınızı, iş hayatınızın nasıl şekillendiğini, sizi bu noktaya getiren seçimleri ve bunda rolleri olan önemli kişileri ve olayları hikayesini sizden dinleyebilirsek memnun olurum. Ben bir memur ailesinin çocuğuyum, o yüzden de çok seyahat ettik. Çorum, Şebinkarahisar, Şiran, Datça, Ankara, İstanbul, Ankara. Şu an Beykoz'da oturuyoruz. 53 yaşındayım. 20. ev. Şebinkarahisar İlköğretim Okulu'nda. Ardından babam Yargıtay'a hakim olduğu için gelince Teğmen Kalmaz İlkokulu. Ardından Ankara Atatürk Anadolu Lisesi. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi. ODTÜ'de okurken 90'lı yıllarda o zaman popüler olan şeyler ya bankacılıktı ya işte bir çok uluslu firmada FMCG, işte pazarlamada çalışıyor olmak ve yurt dışına gitmekti o zamanki hayaller. Ve orada kendini geliştirebildiğin, maaşların çok iyi olduğu söyleniyordu. Ben ODTÜ'de okurken de bu şirketlerden yöneticiler geliyorlardı. İşte Şubat ayında, Mart ayında görüşmeler oluyordu. O görüşmelerden birinde ben çok uluslu firmalardan bir tanesine, Unilever'e girdim. 5 mülakat oldu. Mesela önemli şeylerden bir tanesi. Benim hayatımdaki kritik şeylerden bir tanesi. Bugün dönüp baktığımda. En son 22 ülkeden sorumluydum. Bu çok uluslu firmalar, 150 yıllık şirketler. Yani mesela bugün bakka çalışması diyorsunuz. Harvard bunu 1922 yılından beri yapıyor. Yani bu yıl 100. yılı. Harvard diyorsunuz 400 yıllık üniversite. Çok uluslu firma diyorsunuz. Bunlar 150 yıllık şirketler. 150 yıldır insan yetiştirmişler, eğitim programları yapmışlar. Onlardan birinde kariyere başlıyor olmak çok kıymetli. Yani ben 40 haftayı yurt dışında eğitimlerde geçirmişim. Almanya'da, İngiltere'de, INSEAD'da, farklı programlarda, liderlik programlarında. Kritik önemli şeylerden bir tanesi. Öyle çok uluslu bir şey. En sonunda da Global Innovation Team denen global inovasyon takımında görev yaptım. Orada çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Şimdi bu kariyerinizde, hayatınızda, işte 2002 yılında İçten Lider kitabını yazdığımda o kitapta şöyle bir cümle kullanmıştım. Bazı cümleler daha da anlamlı hale geliyor. Onlardan bir tanesi, bir seminerle bir kitapla hayat değişmiyor. Hayat doğru insanların hayatınıza girmesiyle değişiyor diye. Rahmetli teyzem, yani Yardımsever Derneği yönetim kurulu üyesiydi. Mesela hayatımda çok önemli şeylerden bir tanesi. Bazı insanlar hayatınızda update'lere sebep oluyor. Bazı insanlar da upgrade. Şey gibi düşünelim, yani bir iPhone'da şimdi 50 tane aplikasyon var. 51.yi koyuyorsunuz. Bir o var, bir de iOS dediğimiz o operating system, o sistemi upgrade'leri oluyor. Arada geliyor işte. O sistemi upgrade edince 50 tane aplikasyon daha hızlı çalışmaya başlıyor. O yüzden bir seminerle bir kitapla hayat değişmiyor. Hayat doğru insanların hayatınıza girmesiyle değişiyor. Bazı insanlar sizi upgrade ediyor. Kendinize, olaylara, hayata bakış açınızı değiştiriyor.
Evet, bazıları da kuantum sıçraması yaşatıyor söylediğiniz gibi. Gerçekten bir kaldıraç etkisi evet. yaratabiliyor. Ben ona upgrade diyorum işte. Ötekine küçük update'ler. Eğer yani şöyle sırayla gidersek en altta en temelde değerler, üstünde düşünceler, sözler ve yaptıkların diye dört kat gidersen en alttaki yani o değerler tarafındaki upgrade'ler çok kıymetli, çok sağlam bir temel oluyor. Benim de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okurken rehberlik yaptığım dönemde rahmetli teyzem arayıp yarın söner derneğinden çok sevdiğim aile dostlarımız geliyor. Onlarla ilgilen demişti. Benim hayatımda çok önemli etkisi olan işte Harmancı ailesiyle ben orada tanıştım. Benim olaylara bakış açımı pek çok şeyi değiştirdi. İnsanların hayatında da o upgrade'leri sağlayan gençlerin çok sevdiğim bir söz var. Bülbülle gezen güle, ördekle gezen göle gider diye. Anneannemin de bir duasını buradan bütün gençler için yapayım. Allah güzellerle tanış eylesin, tanıştıklarını güzel eylesin. Bu çok güzel bir duaymış. Çok önemli bir duaymış. Ha ondan sonra işte Ünlüer'de çalıştığım dönemde ardından az önce lütfedip paylaştığın YGA'da Aziz Sancar'dan bilim insanı Mehmet Toner'e, Hüsnü Özyeğin'den Ömer Aras'a çok farklı insanlarla tanışma ve beslenme fırsatı oldu. Ve o hala da devam ediyor. Bugün şimdi senin sorularından da bir şey keşfedeceğiz. Sen de yeni bir kat çıkacaksın, yeni bir şey açacaksın. Umuyorum ki öyle olur. Siz şimdi YGA'dan bahsettiniz. Young Guru Akademi açılımı. Ben de YGA diyeyim, hani hızlı ilerleyelim diye. Burada değerlerden de bahsettiniz. Biz şimdi kararlarımızı verirken değerlerimiz, inancımız, anlayışımız, tanımlarımız bunlar bizim referans noktalarımız oluyor. Bunlara istinaden kararlarımızı veriyoruz ve bugün aldığımız kararlar da geleceğimizi şekillendiriyor. Siz de bunu gençler özelinde oldukça merkeze koyup çalışıyorsunuz. Bu gençlerle birlikte bu referans noktalarını ne yönde değiştirmeye çalışıyorsunuz? Zihninizde nasıl bir resim var ve YGA bu amaca nasıl hizmet ediyor? Bununla birlikte açalım istiyorum konuyu. Çünkü bugün merkezimizde Young Guru Akademi ve onların yarattığı etki olacak. Şöyle YGA'nın vizyonu aslında 7 kelime birlikte. İnsanlığa faydalı bir ilke imza atmak. Böyle deyince aslında hani nereden nereye bir düşünsel değişiklik, transformasyon hayal ediyorsunuz derseniz işte ben Ünlüer'den sonra son 20 yıldır 50'ye yakın çok uluslu uluslararası şirkete danışmanlık veren bir şirketim var. Bir danışmanlık şirketinin kurucusuyum ve şirketlerden düşük not departman arası işbirliği çıkıyor. Sadece o şirkette değil yani bütün şirketlerde. Bu ne demek? Bizim birlikte başarı kabiliyetimiz düşük demek. Neyi değiştirmek istiyoruz? Birlikte başaramamaktan birlikte başarıya doğru bir yolculuğa. Neyi değiştirmek istiyoruz? İşte Harvard Business Review'da bir makale vardı. Competent Jerks, Lovable Fools diyor. Donanımlı benciller, beceriksiz iyiler. Birlikte insanlığa faydalı bir ilke imza atmada biz çift kanatlı gençler yetiştirmeyi hayal ediyoruz. Bir kanat vicdan, öteki kanat donanım. Öyle bir donanım ki dünya çapında bir ilke imza atsın. Öyle bir vicdan ki sadece Mardinliler, sadece Eskişehirliler, sadece ailesi için değil, sadece Türkler için de değil, bütün insanlığa faydalı bir şey yapsın. O yüzden birlikte insanlığa faydalı bir ilke imza atacak. Yani hem çift kanatlı hem de diğer çift kanatlarla birlikte uçabilecek gençler yetiştirmeyi hayal ediyoruz. Harika. Şimdi sizin söyleminizle bir şeyi tekrarlamak istiyorum. O da şu, imkanları sınırlı ama hayalleri sınırsız çocukları bilimle buluşturmak diye bir misyonunuz var. Hatta bu konuda bu amaca hizmet edecek bir sürü de projeniz var. Hatta ödüllü bir sürü projeniz var. Onları birazdan açacağım. Ama bunlardan bir tanesi de TWIN projesi. Çocukları bilimle buluşturan bir proje. Bununla ilgili de şöyle enteresan bir ifade var. Onun üzerinden sormak istiyorum. Anadolu'nun dört bir köşesinde düzenlenen bilim atölyelerinde doğan bir fikrin kalplerde büyütülmüş, akıllarda projelendirilmiş ve vicdanla hayata geçirilmiş halidir diye bir ifade kullanıyorsunuz. Ben diğer çalışmaların temelinde de sac ayağı niteliğinde bu üç tane kelimeyi görüyorum. Akıl var, bilim var ve vicdan var.
Bu organizasyon da büyük ihtimalle ruhunu yansıtan bir şey. Onu ortaya çıkarıyor. Bu nasıl şekillendi, nasıl ortaya çıktı? Bunun biraz hikayesini konuşalım mı? Şimdi az önce çok uluslu bir firmada çalıştım ve orada global inovasyon takımında 22 ülkeden sorumluyum dedim ya. Orada öğrettikleri 3 3I dedikleri 3E var. Bir insight, 2 innovation, 3 implementation. Bir içgörü, 2 inovasyon, 3 bunu çok hızlı hayata geçiriyor olmak. Ve orada da o az önce çok güzel söyledin, bir derdi keşfetmek. Sen YGA diyorsun, Yangur Akademi diyorsun ama rahmetli Doğan Cüceloğlu danışma kurulu üyemizdi. YGA'ya yüreğinden güç alanlar diyordu. YGA gönülleri de YGA'ya Yunus'un gönül aşıkları diyor. Niye böyle diyorlar? Birazdan sohbet edince daha da iyi anlaşılır. Yunus Emre'nin bir dörtlüğü var. Derdim vardır inilerim, suyum alçaktan çekerim, döner yükseğe dökerim, görün ben neler çekerim. Derdim vardır inilerim. Şimdi derdim vardır inilerim de biz 2000 yılında kuruldu YGA, Türkiye'de İstanbul'da uluslararası bir sivil toplum kuruluşu oldu. O zaman görme engelden ekonomik ve sosyal gelişimi için insanlığa faydalı dünya çapında ilklere birlikte imza atsınlar diye hayal etmiştik. Bunun için ne yapmanız lazım? Oradaki reçete neydi? İçgörü, inovasyon, ardından da hızlıca hayata geçmek. İçgörü için ne yapmak lazım? Görme engelleri için proje yapmak yerine görme engellilerle birlikte proje yapmak lazım. Türkiye'de 15 tane görme engelli okulu vardı. Biz onların 13 tanesinde her hafta sonu görme engellerle 2 saat o okulun en parlak öğrencileriyle bilim seansları yapıyorduk. Kimler bu yapıyorduk dediğim gençler kim? Bize her yıl dünyanın en çok başvurulan STK'sı haline geldi. 50 bin lise ve üniversite öğrencisi başvuruyor. Bunlar arasından her sene 50 liseli, 50 üniversiteli seçiliyor. Türkiye'nin en parlakları, en dezavantajlı çocuklarına gidip onlarla bilim seansları yapıyor. Onlarla bilim seansları yaparken de onlardan içgörüler alıyor. Mesela bir görme engelli diyor ki, ben hiç köşe yazısı okumadan büyüdüm. Bir görme engelli hiç köşe yazısı okumadan büyümüşse, bu dertle dertlenip suyum alçaktan çekerim döne. Teknoloji kaldırıcını kullanarak bu derdi nasıl çözebilirsiniz? Türkcell'le bir stratejik işbirliği yaptık. Görme engellilere özel bir hat yani ve bir ücret charge edilmeyen. Oradan Hayal Ortam platformundan girdiler ve köşe yazarlarını dinlemeye başladılar. Bir görme engelli dedi ki ben sesli betimleme olmuyor, sinemaya gitmeyi çok seviyorum, izleyemiyor. Sesli betimleme yapan filmlerle ilgili. Ve bunlarla da az önce söylediğimiz bunlar dünya çapında ilkler. GSMA Teknoloji Oscar'ı diye geçen. Orada dünya birinciliği ödüllerine layık görüldüler. Nereden çıktı bunlar? Yunus Emre'nin bu dörtlüğünü içselleştirmiş gençlerden çıktı. Bilim setleri nereden çıktı noktasında o bilim seanslarını yapıyorduk. O bilim seanslarını yaparken de yurt dışından bilim setleri kullanıyorduk. Sonra bizim ekip şimdi o ekipte ODTÜ Makina'dan mezun olmuş, master'ını ODTÜ Makina'da yapmış. Cihan Özalevli diye çok parlak bir mühendis arkadaş var. O bilim setlerini ya biz de geliştirebiliriz, şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz dediğinde dünyadaki bilim setlerinden daha öte bir bilim seti geliştirdiler. TWIN diye anlattığında YGA'lı gençlerin o dezavantajlı çocuklara gidip anlattıkları yurt dışına gelen bilim setleri yerine Türkiye'de geliştirilmiş bir bilim seti yaptılar. Şimdi WeWalk çok güzel bir proje. Görme engelliler için akıllı baston. İlk defa Edison Award'u Türkiye'ye getiren, Time Dergisi tarafından yılın inovasyonu seçilen. Ama Türkiye'nin ve dünyanın daha yüzlerce, binlerce WeWalk'a ihtiyacı var. Peki bunun için ne yapalım? Yani işte Alex'i getirelim, Fenerbahçe şampiyon mu olsun yoksa altyapıya yatırım mı yapalım? Altyapıya yatırım için bilimi çocuklara 12 yaşında, 13 yaşında sevdirmek lazım ki teknoloji temelli böyle girişimler çıksın dedik. O yüzden bilim seferberliği başladı. O bilim seferberliği kapsamında da bu TWIN'i en dezavantajlı çocuklara. Şu ana kadar 600 bin tane dezavantajlı çocuğa o bilim setleri ulaştırıldı.
Şimdi bu enteresan bir noktaya getirdi bizi. İnovasyondan bahsettiniz, değişimden bahsettiniz. Bu söylemesi kolay ama hayata geçirmesi hiç kolay olmayan bir şey. Çünkü bu şirketlerde de sizin de profesyonel mesleğiniz itibariyle gözlemlediğiniz bir şeydir. Şirketler, organizasyonlar büyüdükçe hantallaşmaya başlıyor. Genel olarak söylüyorum tabii. Bu kurumsallaşma bazen de dezavantaj yaratabiliyor. O inovatif düşünce şeklinin kaybolduğuna şahit oluyorsunuz. Yaratıcılık, çeviklik, ilham kaynağı bundan uzaklaşmaya başlıyorlar yavaş yavaş. O zaman da bakıyorsunuz çok fazla düşünen insan kalmıyor etrafta. Çünkü artık sistem gücünü hiyerarşiden almaya başlıyor. Evet. Yönetmek çok kolay değil çünkü. Bu STK'larda da benzer durumlarla karşılaşabiliyoruz. Sadece iş hayatında değil. Şimdi hatta onunla ilgili daha sonrasında bir sorum olacak bu yıkıcı inovasyon anlamında. Hani bu tarafta ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz göreceksiniz ama bu konu üzerindeki sorum da şu olacak. Burada başkalarını da oyunun içine katabilmek ve onları hep canlı tutabilmek için hem şirketler tarafında hem STK'lar tarafında taşın altına herkes elini soksun, sorumluluk alsın. Burada herkesi düşünmeye, üretmeye ve bu birikimi paylaşmaya nasıl teşvik edeceğiz? Ya da siz bunu kendi organizasyonunuzda nasıl başarıyorsunuz? Soruna cevap vereceğim ama sorarken o kadar güzel şeyler söyledin ki onlardan notlar aldım. Onlarla ilgili de birkaç şey aklıma geldi. Çok hızlıca onu paylaşayım. Şimdi çevik kelimesini kullandın. Türkiye'de inovasyon zirveleri yapıldı. İhracatçılar Meclisi yaptı. Cumhurbaşkanı geldi, Başbakan geldi. 2000 kişi, 3000 kişi. Onun fikir babası benim. Ve açılışında da fikir babası ben olduğum için konuşma yapmamı istediler. Benden önce de İhracatçılar Meclisi Başkanı o dönemde Mehmet Büyükekşi'ydi. Mehmet Bey çıktı ve ilk defa böyle bir inovasyon zirvesi yapıyor diye güzel de bir konuşma yaptı açılışta. Ardından da ben geldim. Ben dedim öncelikle Sayın Başkan'ı düzelterek başlamak isterim. İlk defa yapılmadı. Herkes bakıyor nasıl ilk defa yapılmadı, ilk defa inovasyon zirvesi. Bu topraklarda bundan 700 yıl önce inovasyon zirvesi yapıldı Eskişehir'de. Açılışı da Yunus Emre yaptı ve şöyle dedi. Çevik bahri olmak gerek, bir denize dalmak gerek, bir cevher çıkarmak gerek, hiç taraflar bilmez ola. Ben 1995'te global inovasyon takımında çalıştığımda Türkiye'de inovasyon kelimesi bilinmiyordu. Ben anneme ve arkadaşlarıma o kavramı anlatmakta zorlanıyordum. Bu dörtlükten daha güzel inovasyonu anlatan bir dörtlük. Ne okudum ne gördüm. Yani 25 yıldır bu kavramı bilen ve o takımda çalışmış bir insan olarak. Çevik bahri olmak gerek, bir denize dal, bir cevher çıkarmak gerek. Yani sizin az önce söylediğiniz o dertle dertleneceksiniz, dalacaksınız. Ama oradan öyle bir şey çıkaracaksınız ki işte breakthrough, social innovation dedikleri hiç eşi benzeri bulunmayan bir ilke imza atacaksınız. O yüzden YGA'lar Yunus'un gönül aşıkları diyor YGA'ya. Biz yani Fatih Altay televizyon programında sormuştu. Ya YGA 22 yıllık bir STK nasıl oldu? Harvard'la Stanford'da stratejik ortaklık, Edison Award. Yani 22 yılda bu nasıl olur diye sorduğunda evet 22 yıllık genç bir STK ama kökleri çok sağlam. 700 yıl öncesine gidiyor demiştim. Görüyorsun aslında o değerleri, o temelleri Yunus Emre'den alıyoruz. Ve ben bu sene zirvede şeyi söyledim Mert Bey. Ya dedim 700 yıl sonra YGA zirvesi olacak mı? Olacak. Niye olacak? 700 yıl önce Yunus Emre'yi konuşuyorduk. Bugün de Yunus Emre'yi konuşuyoruz. 700 yıl sonra da konuşulacağının göstergesi. O yüzden YGA eğer bu değerleri, bu temelleri kaybetmezse bunun üzerine oyunu kurur. Mesela senin ilk söylediğin o birlikte var ya, birlikte insanlığa faydalı bir ilke imza atmak. 3 tane kavram var. Birlikte insanlığa faydalı bir ilke imza atmak. Birliktenin çıkış noktası ben gelmedim sen ben için. Benim işim Sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Birlikteliğin bazında yatan, temelinde yatan şey bu. YGA'ların ortak değeri Yunus Emre. Yunus Emre'nin bu dörtlüğünü bilen çok. Ama içselleştirip içselleştiren çok az. Onu yaptığınızda VWOG'lar çıkıyor, TWIN'ler çıkıyor. Dünya çapında ödüller peşi sıra geliyor. Evet, bu felsefe anlam kazandırıyor yapılan Bravo. Bütün işlere. Ortaya konulan bütün çabaya bu felsefe anlam kazandırıyor. Lütfen sen de böyle arada benim sözümü kes, daha interaktif olsun. Felsefe kelimesi de çift kanatlı. İşin içinde fil ve sofi var. Yani bilge ve sevgi. O da çift kanatlı bir kelime. O da tek kanatlı değil. O yüzden felsefesi olmayan, temeli olmayan bir şeyin sürdürülebilir olması mümkün değil. Sürdürülebilirlik konusu çok konuşuluyor.
Değil mi? Kelime olarak. Ama bunun içinde ya felsefesi olmayan şeyin, temeli olmayan şeyin sürdürülebilir olmayacağı çok konuşulmuyor. Pardon, sözünü kestim, oradan devam. Ha, yok, mümkün değil. Evet, burada tabii işin içine korkular da giriyor. Çünkü şimdi bakıyorsunuz, belli bir doz korku bizleri hayata tutabiliyor. Ama bu fazla olduğunda, evet, hatta süreklilik arz ettiğinde bizleri paralize edebiliyor. Evet. Birçok kişinin de o konfor alanını genişletememesi, evet, bundan kaynaklanıyor. Bugün bir herhangi birimizin de bir STK'da olamaması ya da orada olup da aktif rol alamaması, o alanı bir türlü genişletememesi içinde tabii bir sürü şey barındırıyor, olumsuz duygu barındırıyor ki hatta geçen hafta Akan Abdullah İçgörü'den bahsetmiştiniz. Onun Türk toplumumuzla alakalı içgörüler ortaya çıkaran bir çalışması vardı. Temelinde de şu var, yetersizlik, değersizlik ve hak görmeme konusu. Yani Türk toplumunun kendi özelinde genelleyebileceğimiz yoğunlukta bir çıkarımı var bu çalışmalardan. Bunlar tabii bizlerin konfor alanını genişletmesine engel olan şeyler. Hep genelde başkalarının bizim için bir şeyler yapması bekliyoruz. Bizim için çizilen sınırlarda oyunun kuralları da belirleniyor. Ona göre oynamamız bekleniyor. Kimsenin de daha fazlasını istemek gibi bir derdi olmuyor bu durumda. İşte bu korkular da bu olumsuz duyguların başında geliyor. Eğer biz bunları yönetmeyi becerebilseydik zaten hem daha fazlasını hayal edebilme hem de daha fazla yenilikleri deneyebilme cesareti bulurduk kendimizde. Evet. Şimdi biz burada bu korkuları nasıl yönetebiliriz? Hani bu şimdi düşman diye tanımlıyoruz ama bunu müttefikimiz haline de getirebiliriz. Mesela şimdi YGA'nın çalışmalarına bakıyorum. Bu alanı, etki alanı güvenle her geçen gün daha da genişletiyor. Evet. Çok daha özellikli projeler, nitelikli projeler daha fazla insana ulaşıyor. Siz bunu YGA'da nasıl başarıyorsunuz? Bu korkular konusu çok kritik bir konu. Yani hani dünyada iki tane büyük kutu var. Bir korku, bir tanesi de sevgi. İşte o yüzden o ben gelmedim kavga için, sen ben için, korku için, benim işim sevgi için. Konusu çok kritik bir konu. Yani bilmemek değil, öğrenmemek ayıp diyoruz ya. Hepimiz hayvandan geldik. Wild animal instinct. O vahşi içgüdüler hepimizde var. Ama oradan geliyor olmamız ayıp değil. Orada kalıyor olmamız ayıp. O yüzden o korkular, o evrimle beraber gelen o içgüdüsel şeyler, bunlar var. Doğru, bunu biliyoruz. Yani bunda bu gizli saklı bir şey değil, burada duruyor. Ama orada kalmak, yani işte zaten o hani kimini nefsi yönetti, kimi nefsini yönetti hikayesinde onu yapabiliyor olmak. O korkuların farkında olup ama orada kalmıyor olmak çok önemli. O yüzden hayvandan geldik ayıp değil ama hayvan kalmak ayıp. O korkuları aşıp o cesur adımları atabiliyor olmak çok kıymetli. O yüzden bence çok da güzel program ismi seçmişsin. Az önceki sorunun içinde yani ben bazen ilham alıp başka yerlere götürüyorum ama bir yandan not alıyorum. Her soruna da cevap vermeye çalışacağım. STK'lara önerilerin dedi. Şimdi 2000'li yıllarda çok uluslu bir firmaya danışmanlık verdiğimiz dönemde o şirketin işte yüksek potansiyelleri program yaptığımızda şöyle demişti genç arkadaşlar. Ya bizim şirketin de Kardelen gibi bir projesi olsa çok kıymetli. 2000. 2000'li yıllarda gençler şirketleri ne yaparsa yapsın, nereden para kazanırsa kazansın ama bu paranın bir kısmıyla Kardelen gibi bir sosyal sorumluluk projesi yapsın istiyordu. 2010 yılına geldiğinde gençler bu yetmemeye başladı. Dediler ki biz o kardelenlerin okullarını boyamak istiyoruz. Cumartesi günü, pazar günü şirket bize işte araçlar tutsun, boya versin. Biz gidelim onları boyayalım. 2020'de şimdi daha değişik bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki biz bugün bu boyama işini belki 70 IQ biri de yapabilir. Ben bu kadar eğitim aldım, işte 135-140 IQ'm var. Bu know-how'umu ve bu tecrübemi ben bu kardelenlere aktarmak istiyorum diyor. Çok güzel örneklerden bir tanesi Ford'la birlikte yaptığımız bir örnek. Şimdi grup başkanı oldu. O zaman Ford'un CEO'suydu Haydar Yenigün. Haydar Bey hakikaten vizyoner, çift kanatlı bir üst düzey yönetici, bir hayal ortağımız. O zaman ya bizde de böyle çift kanatlı gençler var. Onlar da böyle anlamlı şeyler yapmak istiyor dediğinde
bu az önce bahsettiğin twin bilim setleri için, o en parlakların, en dezavantajları, en ileri teknolojiyi götürdüğü bilim setlerini geliştirelim. Bugünün değil, 10 yıl sonrasının akıllı arabalarını dizayn eden, geliştiren Ar-Ge departmanıyla birlikte çalıştılar. Ve o twin bilim setlerine bugünün değil, geleceğin teknolojisinin know-how'ını koydular. Ve otonom araçlar gibi. Evet, otonom. Çocuklar kendi otonom araçlarını yapmaya başladılar o bilim setleriyle. Şimdi sen az önce sorduğun soruda STK'ların da o cesur adımları atıyor ve kendini dönüştürüyor olması lazım noktasında bir, günü kurtaran STK'lar var, balık veriyorlar, balığa ihtiyacı olan insanlar var, onu yapıyorlar. İki, bir kişiyi kurtaran STK'lar var, balık tutmayı öğretiyorlar. Geleceği kurtarmak için balık endüstrisinde devrim yaratacak gençleri yetiştiren STK şu an çok az. Onların da o transformasyonu yapıp 2000 yılındaki şirket gönüllerini istediği, 2010'da ne istediğini, 2020'de ne istediğine bakıp o içgörüyü yakalayıp ona göre o transformasyonu yapıyor olmaları lazım. Etkiyi artırmak için teknoloji temelli sürdürülebilir olması için de girişimler yapabiliyor olması lazım. STK'ların böyle bir dönüşüme kendini hazırlıyor olması lazım. Evet, bunu biraz açalım ama tabii. Sizden bir izin isteyeceğim. Kısa tabii. Bir aramız olacak. Arkasından tabii. Konuyu açarak devam edelim. Şimdi geçmişte aldığımız kararlar bizi bugüne getirdi. Bugün alacağımız kararlar da yarına taşıyacak. Ama tabii bunun için önce yarın nasıl bir gelecek hayal ediyoruz? Bunu bir resmetmek gerekiyor. Programın ikinci bölümünde de bunları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Yeniden merhabalar. Cesur Adımlar'da Sinan Yaman'la sohbetimize devam ediyoruz. Sinan Bey, şimdi çok kritik bir şey var. O da az önce sizin bahsettiğiniz konuyla bağlayarak devam edeyim. Momentum konusu. Şimdi hareket eden şeylere yön vermek çok kolaydır ama duran şeyleri harekete geçirmek çok zordur. Zaten orada en büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Birçoğumuzun üzerinde hani öbek öbek ölü toprağı var. Bunu kaldırmak hiç kolay olmuyor. Oysa bir hareket olmuş olsa ona çok kolay yön verebiliyorsunuz. Momentumun her şey olduğunu görüyoruz. Özellikle de girişimcilikte. Siz de bir sosyal girişimcisiniz. Burada bu organizasyonu hep canlı tutmak gerekiyor. Hareket halinde tutmak gerekiyor ki bu projeler de zaten bunu sağlıyor, bunu getiriyor. Bunu yaparken de aklıma Michael Masterson'ın kitabı geldi. Uluslararası çok satan bir kitap. Başlığı da şuydu kitabın, hani özünü de açıklayacağım. Normal şartlarda askeri düzende, hani askerde hatırlarsınız, hedef tahtasını önüne koyduklarında nişan al, hazır ve ateş diye komutlar gelirdi. Onunki şu sırayla geliyor. Nişan al, ateş. Hazırlıktan önce ateş, sonra hazır ol diyor. O da şunu kastediyor aslında. Önce nişan al, ateş et, git bak hedefte nereye vurdun, ne kadar bir sapma var vurman gereken yerden. Geri gel, ona göre hazırlık yap, yeniden ateş et. Geri bildirimi al, tekrar hazırlık yap, yeniden ateş et gibi. Şimdi hem çalıştığınız organizasyonlara hizmet verdiğiniz şirketleri düşündüğünüzde hem de YGA özelinde yaptığınız çalışmaları, oradaki yönetim şeklini merkeze koyduğunuzda sizdeki sıralama nasıl oluyor? Bir kere senden rica edeceğim, bu Türkiye'de bu kitabın reklamını yapma. Yani bu kültürde bunun tam tersini anlatıyor olman lazım. Japonya'da anlat. Tamam mı? Japonya'da buna çok ihtiyaç var. Yani o kültürde buna çok ihtiyaç var. Yani doktor mesela birine verdiği reçeteyi ötekine vermez ya. Yani ona iyi gelen şey sana iyi gelmez. Çünkü ben bu çok uluslu firmalarda hem görev yaptığımda hem de danışmanlık verdiğimde hep böyle bir o vatanseverlikle böyle idealist bir ailede büyümüş bir insan olarak hep şeyi merak ettim. Ya bu Hollanda, İstanbul kadar nüfusu yok. Nasıl oluyor da 100 milyar dolarlık 10 tane şirket çıkarıyor? Ya bunların düşünme sistematiğinde farklı olan şey ne? Hep bunu anlamaya çalıştım. Sonra ne zaman ki şirkete girip de bana 1953 yılındaki Sana'nın tarihçesini getirdi. O zaman
bir şeyler anlamaya başladım. 1953 yılında sana bir promosyon yapmış. Onun PPF'i var. Promotion Proposal Form. Yani biz bu promosyonu niye yapıyoruz? Teklif formu. İkinci sayfada o promosyondan görüntüler, fotoğraflar var. Üçüncü sayfada da PEF. Promotion Evaluation Form. Değerlendirme formu. Sonra fark ettim ki aslında yaptıkları şey think, act, think. Düşün, hazırlan, hareket et. Ondan sonra tekrar düşün. Sonra aynı noktaya getiriyor sanki bizi. Evet. Sonra bizde nasıl oluyor diye düşündüm. Türkiye'de. Böyle küçük bir değişiklik. Bizde Allah 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 Allah. Allah Allah. Allah 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 Allah. Şimdi bak çok küçücük bir düşünme sistematiği fark. Bir tanesinde Allah Allah. Önce bir düşünüyorsun yani. Acaba bunu nasıl yapsak? Yani buradaki amacımız ne? Şimdi bunu fazla düşünen Japon kültüründe, tamam, o kültürde ya düşündün ama yani bir türlü karara geçmedin, şey yapmadın, bunu anlatabilirsin. Ama zaten bizde hazırlığın ve değerlendirmenin çok düşük olduğu yerde, Sinan Yaman özelinde bu durum nedir dersen, şimdi Atatürk'ün bir çok önemli başarı reçetesi var. Paşam nasıl başardın diye sorduklarında diyor ki, hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri gördüğümde kendiliğinden gerçekleşti. Üç oda, hayal odası, proje odası, girişim odası. Benim birinci ve üçüncü odalarım güçlü, ikinci odam zayıf. Benim gibi bir insana ne diyeceksin? Ya ikinci odanı güçlendir ya da ikinci odası güçlü biriyle birliktelik kur. İyi girişimlere bak, STFA'ya bak, Sezai Türkeş, Fevzi Akkaya. Sezai Bey birinci ve üçüncü odası, Fevzi Akkaya ise ikinci odası güçlü bir insan. Tamam. Yani bu tip reçeteleri anlatırken, ederken yani o kişi için bu reçete çok kötü olabilir. Başkası biri için çok doğru olabilir. O yüzden gene Yunus Emre'den reçeteyi almak lazım. İlim ilim etmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmedin. Yani nice okumaktır. O reçete bazısı için çok kıymetli ama önce benim gibi bir insan için mesela bu reçete çok tehlikeli. Zaten birden üçe çok. Mesela Feyza Kaya ile tanışmasaydı Sezai Türkeş ne olurdu biliyor musun? 10 kere batmış bir iş insanıydı. Libya'ya girelim, Kuzey Afrika'ya girelim, Türkiye Cumhuriyetleri'ne girelim. Ama Feyza Akkaya onun fizibilitesinde onu yaptı. Ve başarılı hikayelere baktığında aslında o üç odanın hakkını veren insanların birlikteliğinden oluyor. Tamam, şimdi programın adı ne? Cesur adımlar değil mi? Cesur adımları atan ve çok hızlı atan bir insana diyebilir misin durmadan ateş et? Hayır, ona diyeceksin ki ya bu planlamaları iyi yap. İyi yapan, fizibilitesi güçlü insanla birliktelik kur. Bugün başarılı girişimlere de baktığında hep öyle. Yani bir kanadı güçlü, öteki odanın hakkını veren bir ikinci kişi var aslında. Doğru, genelde birbirini tamamlıyorlar burada. Hangi yanı zayıfsa o orada onu güçlendirecek, destekleyecek, evet, bir destek arayışı oluyor. Şimdi o ister bir tek başına bir hareket olsun, isterse evet, birlikte bir hareket olsun. Gözlemlediğim bir şey var, onu paylaşmak istiyorum sizinle. O da şu, bazen bakıyorsunuz istediğiniz sonuçlar, o belirlenen hedefler doğrultusunda istenen sonuçlar alınamadığında istekte düşüyor, inançta düşüyor. Evet. Buradaki şey de düşüyor, sonuçlar da düşmeye başlıyor, hareket azalmaya başlıyor. Şimdi momentum düşünce de bir süre sonra zaten o fikir de ölmeye başlıyor. Çünkü hareket enerji yaratıyor, o enerji fikri hayat veriyor. O hareket olmayınca fikirde hayat bulmuyor. Şimdi bazen bu şey sonuçlar anlamadığında insanlar durma noktasına geliyor. Bazen de tam tersi sonuç aldığımız zaman duruyoruz. Çünkü o da belli bir noktaya doyuma getiriyor bizi. Daha fazlası için herhangi bir gayret göstermiyoruz. Sorumluluk üstlenmiyoruz, risk almıyoruz, çaba sarf etmiyoruz. Bu yeter noktası oluyor. Yani enteresan olan hani eksildiğinde de durabiliyoruz, arttığında da durabiliyoruz. Burada onu sürekli kılabilmek adına sizin de söylediğiniz evet, gibi sürdürülebilirlik burada çok çok önemli. YGA'nın da sürdürülebilir olması çok çok önemli. Bunu nasıl aşıyorsunuz? YGA özelinde konuşabiliriz bunu. Yani birileri eksikliğini hissettiğinde de duruyor, üzerine kaza koyduğunda da durabiliyor. Orada nasıl bir dokunuşla bu hareketi sürekli kılıyorsunuz? Gerçek başarı, başarı da kibir, başarısızlıkla endişe tuzağına düşmemektir. Önce çok güzel bir şey söyledin. Ben de bu söylediğine tanıklık ediyorum. Başarılı olup duran da var. Başarısız olup ne yapacağını bilemeyip kalan da var.
O yüzden bu reçete çok kıymetli. Gerçek başarı, başarıda kibir, başarısızlıkta endişe tuzağına düşmemeyi başarabiliyor olmak. Birlikte başarının yani en güzel ve en kıymetli tarafı, aynı anda herkesin o tuzağa düşme ihtimali çok düşük. O yüzden değer birliği yapmış ve birliğin değerini bilen insanların birbirine ayna tutuyor olması çok kıymetli. Az önce sorduğun soruya gelince, dedim ya hiçbir sorunu atlamayacağız diye. Nasıl bunu sağlıyoruz noktasında? Columbia Business School'da bir yayın çıktı. Diyor ki kültür transformasyonu için, bireylerin zihinsel transformasyonu için 3 şey çok önemli. Science and data, bilim, data, ilham veren hikayeler, 3 rol model insanlar. En etkilisi diyor rol modeller. Eğer siz görme engelli Kürşat gibi, Kürşat Ceylan gibi bir görme engelli yetiştirir, bir rol model ortaya çıkarır, onunla ilham veren hikayesiyle ilham alan insanlar, insanların o zaman gençlerin hayalleri değişmeye başlıyor. Ve ben bunları kuru kuru söylemiyorum. Tanıklık ettiğim için, şahitlik ettiğim için söylüyorum. Güneri Bey'in, Güner Civoğlu'nun programına çıkıyorduk. Şeffaf Oda'da yaşadığım şeyi anlatıyorum. Tam programa çıkmak üzereyiz. Bir beyefendi geldi, bir şey imzalatıyor Güneri Bey'e. Ondan sonra o sırada kafasını kaldırdı. Sinan Bey de değil mi dedi. Güneri Bey de evet dedi, konuğumuz Sinan Yaman. Sinan Bey siz bilmiyorsunuz ama bizim hayatımızı değiştirdiniz dedi. Ben tanımıyorum, şaşırdım. Bizim dedi işte 6 ay önce bir bebeğimiz oldu, görme engelli doğdu. Ve eşime söyleyemedik 2 gün sütten kesilmesin diye. Ve düşünmeye başladık Kanada'ya mı gidelim, Türkiye'de bir görme engelliyi nasıl yetiştireceğiz diye. Bütün dedi yaşam sevincimiz, her şeyimiz bitti. İşte eşyalarımı satalım, ne yapalım, nasıl Kanada'ya gidelim, onlara bakıyor. O sırada bir video geldi dedi, inanamadık. Bir görme engelli kayak yapıyor. Ya böyle bir görme engelli olur mu, bu nasıl olur? İnanamadık, tanışmaya geldik dedi. O gün siz yoktunuz, YG ofiste Kürşat Bey'le tanıştık. Gerçekten doğuştan görme engelli. İlk defa kayak yapıyor, onun videosunu görmüşler. Söylediği şey şuydu, anlatırken gözleri doldu. Güneri Bey'in de gözleri doldu, benim de öyle. Bizim dedi hayallerimiz, dualarımız değişti. Çocuğumuza bakış açımız değişti. Zihinsel dönüşüm böyle bir rol modele tanıklıkla oluyor. O yüzden nasıl yapıyorsunuz derseniz bu reçeteyi kullanıyoruz. İlham veren hikayeler, rol modeller ve data ve bilimle de onun arkasını dolduruyor olmak. Zihinsel dönüşüm öyle gerçekleşiyor. Evet, onları olmak istedikleri yere taşıyacak insanlarla hep birlikte olmak. O kaynaklardan beslenebilmek. Bir süre sonra zaten o çevrenin bir parçası haline geliyorlar. Evet. Orada bir hizalanma söz konusu oluyor, onun farkındayım. Şimdi tam da bu noktadan çıkışta Martin Buber'in bir sözü aklıma geldi. Öğrenme, öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer diye. Siz de bu projelerde Twin olsun, WeWalk olsun, hani adı aklıma gelmeyen birçok projeniz var, ödüller almış. Bu projelerde de, WeWalk'u özellikle dokunmak istiyorum burada. Bu projelerde arkadaşlarımız şunu deneyimliyorlar, sizin deneyimlediğiniz gibi. Örnek veriyorum, işte görme engelleri için. Evet. Onların gerçekten ne yaşadığını, ne hissettiğini anlamaya başlıyorlar. Bu çok çok kıymetli bir şey. Çünkü uzaktan bunu anlamak mümkün değil. Tokun açın halinden anlamadığı gibi. Ama bu projelerde arkadaşlarımız onu bizzat birinci elden deneyimlemiş oluyorlar. Ne yaşadıklarını, ne hissettiklerini gayet iyi anlayabiliyorlar. O zaman empati güçleri de artmaya başlıyor. Daha fazlasını yapma isteği uyanıyor içlerinde. Şimdi bir cümleyi bunu, bir daha söyler misin? İçlerinde evet. Yani, empati, Martin... Öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer. Ya bu çok kıymetli bir şey yani Mert Bey. Çok kıymetli. Hani altyazı falan geçiyorlarsa geçsinler. Rahmetli Doğan Cüceloğlu, bizim YGA programının temelinde Doğan abinin çok, yani 13 hafta boyunca her hafta sonu, yani işte 80 yaşında bir insan, Berkeley'de yaptığı bir programı bizim YGA kurucu ekibiyle yaptı. Ve bütün oyun tanıklık, İç tanıklık ve geliştirici tanıklık üzerine kurulu. Tanıklık, iç tanıklık ve geliştirici tanıklık. O yüzden çok kıymetli bir söz. Bir seminerle, bir kitapla hayat değişmiyor. Hayat, doğru insanların hayatınıza girmesiyle değişiyor. Olabilecek en güzel şey, o hayatınıza girecek doğru insanların kimler olacağını doğru seçebilme yetisini geliştirmek.
Ondan daha kıymetli hiçbir şey yok. Ama tanıklık tek başına yeterli değil. Aynı kişiye tanıklık eden iki kişi bambaşka yorumluyor. O yüzden onun iç tanıklığı çok önemli. O iç tanıklıktan sonra da bir araya gelip onların geliştirici tanıklığı çok önemli. Ben de tam o noktada şunu soracaktım size. Burada o öğrenme dediğiniz şey üç aşamada gerçekleşiyor. Bilme kısmı, yapma kısmı ve olma hali var. Yani biz bir şeyleri yapana kadar değil, olana kadar tekrar etmek durumundayız. Ama bunu yalnız kaldığınız zaman tek başına çok kolay yapamıyorsunuz. Evet. Motivasyonunuz çok kolay düşebiliyor, dikkatiniz çok kolay dağılabiliyor. Tekrar eski ayarlarınıza geri dönebiliyorsunuz. Evet. Ama bahsettiğiniz o besleyici çevre içindeyken onlara şahitlik ettiğinizde otomatikman onun bir parçası haline geliyorsunuz. Bravo. Biz burada bunu nasıl bu organizasyonun sınırları dışına çıkartır ve bilmiyorum böyle bir vizyonunuz var mıdır ama hani çünkü gençler sizin oradaki gönüllü pazarlama ordunuz gibi çalışıyor bir şirketin. Evet. Gönüllü pazarlama ordusu gibi bu anlayışı, bu yaklaşımı, bu felsefeyi yaymaya çalışıyor. Biz bunu o sınırların dışına çıkartıp toplum geleneğine nasıl taşıyabiliriz? Hani bununla ilgili bir çalışmanız varsa. Çok güzel, çok güzel. Sayın Milli Eğitim Bakanı, eski bakanımız Ziya Selçuk, bilen değil, yapabilen gençler yetiştirmek istiyoruz. Çift kanatlı gençler yetiştirmek istiyoruz diyordu. Biz de seviniyorduk ne güzel YGA'dan ilham alıyor diye. Bilen değil, yapabilen. Şimdi siz de bilmek, yapmak ve olmak diye altını çizdiniz. Peter Drucker liderlik kabiliyeti karar verirken ve sorumluluk alırken gelişir diyor. Çok önemli. Yani derinlemesine öğrenme nasıl gerçekleşiyor da grup tartışmaları içselleştirme de çok kıymetli. Birilerine onu öğretiyor olmak orada çok kıymetli. Ve en son aşamaya da olmayı koydum, o da çok kıymetli. YGA'daki temeldeki cümlelerden bir tanesi, kalpler düzelmedikçe projeler düzelmez. O yüzden o iyi halde olmadan yaptığın vicdansız işlerin neye dönüştüğüne daha sonra tanıklık ediyoruz. Yani işte 150 yıl önce sanayi devrimini yapanlar vicdanlı olsaydı bugün fosil yakıtlardan bu dertleri çekmiyor oluyorduk. O yüzden de o üçlü çok kıymetli. Yani bilmek, yapmak ve olma noktasında. Orada da o tanıklık, iç tanıklık, geliştirici tanıklıkta o hali yaşayan, içselleştirmiş. Yani Atatürk'ün şu sözünü, hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım. Bilebilirsin. Bir girişimi kurduğunda, pek çok maniyle karşılaştığında, o sözü yaşayabildiğinde, yapabildiğinde, o sözü yaşayan birine tanıklık ettiğinde olmak dediğimiz, o zaman o sözün sendeki anlamı, öteki taraftaki içselleşmesi çok daha farklı oluyor. Dönüşüm ondan sonra gerçekleşiyor. Evet, orası muhakkak. Şimdi bu dönüşümün gerçekleştiği yerlerde bu platformların tabii sizin etki alanınız sınırlı olacak. Bunu daha geniş alana yaymak için okullara eğilmek gerekiyor. Eğitimle ilgili hep şuna inanmışımdır. Amacı, yani bir eğitimin amacı nerede olduğundan bağımsız olarak, ya bu Milli Eğitim'e bağlı bir okulda olabilir, evet, sizinki gibi bir platform içerisinde de olabilir. Dışarıda birebir çalıştığınız, mentorluk aldığınız birisiyle de eğitim aldığınız birisiyle de olabilir. Önce o içerideki cevheri tanımlayabilmek, bunu dışarı çıkarıp işleyebilmek, bir ürün haline getirebilmek ve kazanca dönüştürebilmek. Kazanç deyince sadece maddi anlamda kazanç değil, maddi manevi bütün getirileriyle birlikte başka bir değere dönüştürebilmek gerekiyor. Ama bunlar okullarda çok öğrenilmesi kolay olan şeyler değil. Çünkü girişimcilik okullarda çok ele alınan bir konu değil. Temelde sebebin de şu olduğunu düşünüyorum. Sizde olmayan şeyi başkasına veremezsiniz. Okulun böyle bir vizyonu yok, böyle bir misyonu yok. Buna uygun altyapısı yok. Bunu aktarabilecek, öğretebilecek bilgiye, tecrübeye, yeteneğe sahip eğitimcisi yok. Doğal olarak hani girişimcilik nedir, ürün nasıl geliştirilir, yenilik nasıl yapılır, inovasyon nasıl yapılır, bu nasıl doğru bir pazarlama kurgusuyla, hedef kitleyle buluşturulur, kazanca dönüştürülür. Bunlar okullarda öğrenilen şeyler değil. Öğrenciler okul hayatı sonrasında kendi deneyimleriyle %100 yaşayabilecekleri bir şey haline geliyor. Biz bunu o şansa bırakmadan, idarenin de inisiyatifine bırakmadan, garanti altına almak adına soruyorum bunu, sektörün de iş hayatının da içinde olduğu hem eğitim hem iş hayatı. Nasıl bir yapılanma bu probleme çözüm getirir sizce?
Çünkü bunu şundan dolayı tabii söylüyorum. Size de gelen gençlerde görüyorsunuzdur bunu. Ne kadar iyi niyetli olsalar da, hani o sorumluluğu üstlenmeye hazır olsalar da, bunlar okullarda desteklenen şeyler değil. Olmadığı için desteklenen şeyler değil. Siz burada onlara bunu kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu sizin de işinizi kolaylaştırır, benim de işimi kolaylaştırır, herkesin işini kolaylaştırır. İki tane örnek anlatacağım çok hızlı, etek yemeğe bürünsün diye. Benim oğlum 17 yaşında. 15 yaşında Stanford Online High School diye 10 yıl önce kurulmuş. Şu an Amerika'nın Ivy League'e en çok lise öğrencisi sokan okuluna dönüştü bir numarada. Ve onun yaz kampına gitti. Yaz kampında bir oda arkadaşı var. Ve oda arkadaşı işte her akşam Zoom'dan birilerine bağlanıyor, bir şeyler görüşüyor, derslere geç kalıyor filan. Hocalar da o oda arkadaşına çok saygı duruyor. Anlayamıyor ilk gece ne olduğunu filan. Sonra bir gün bakıyor şey, yani biriyle mülakat yapıyor. Ve bir üniversite öğrencisiyle, yani Ivy League'deki bir şeyde, U Chicago'daki bir üniversite öğrencisine, yani 15 yaşındaki bir liseli mülakat yapıyor. İnanamıyor ne oluyor diye. Sohbet etmeye başladığında işte 500 milyon dolarlık bir şirket kurmuş. O şirketin founder olarak bir üniversite öğrencisiyle görüşme yapıyor. İkinci anlatacağım çok çarpıcı şey, YGA'ya yurt dışında okuyan ailelerin çocukların da programa katılıyorlar. İngiltere'de gene böyle İngiltere'nin prestijli liselerinden bir tanesinde okuyan, mezun olan şeye staj yapıyor bir çok uluslu firmada ve çok uluslu firma şeyi soruyor, üniversiteye devam edecek misin? Yani hani Türkiye'deki işte Robert Koç falan gibi en prestijli lisede şaşırıyor. Ondan sonra yani tabii ki devam edeceğim diyor. Hani ben okulda ilk üçteyim şey. Ha iyi sen bilirsin diyor. Şimdi ama merak ediyor yani niye böyle bir şey soruyorsunuz diye bu çok uluslu firma. Bak diyor bu arkadaşın işte diyor üniversiteye devam etmedi. Burada diyor programa devam ediyor liseden sonra. Şimdi iki tane örnek sana. İki tane çok bambaşka şey. Yani çok uluslu firma liseden sonra memnun kalmış. Üniversitenin o tarafta ona vereceğinden daha fazlasını burada vereceğini düşünüyor. Ve o da öyle düşünüyor. Ve üniversiteye devam etmeden ve hani normal bir soruya dönüşmüş bu. Üniversiteye mi devam edeceksin yoksa hemen başlayacaksan hemen seni alabiliriz. Birincisi. İkincisi de öteki örnek. 15 yaşında bir genç üniversite öğrencilerine mülakat yapıyor. Yani bu er ya da geç. Yani gelecek. Bu girişimci gençlerden böyle pek çok başarı hikayesi çıkmaya başlayacak ve o yapabilen gençler çıkmaya başlayacak ve yani herkes bu eğitim sisteminin yani Sayın Bakan da biliyor bunun böyle olduğunu. Sadece Türkiye'deki de İngiltere'deki bakan da biliyor ve hani bir zamanı var, o zamanı geldiğinde de o da büyük bir transformasyondan geçecek ve 2030 yılında, 2020, bakın 8 yıl sonrası için bir öngörüde bulunalım. 2030 yılında dünyanın en büyük şirketi de bir EduTech dediğimiz eğitim teknolojisi şirketi olacak. Buna da birlikte tanıklık edeceğiz. Öyle görünüyor, öyle görünüyor. Şimdi madem özel sektörle gidiyorsanız şeyle, iş hayatıyla bağladık, onunla ilerleyelim. Çok da zamanımız yok, bir 4-5 kaç dakikamız var? 4-5 dakikamız. İki soru hakkım var, onun bir tanesini şundan yana kullanmak istiyorum. Hep şuna inandım, iş hayatında prensibim olmuştur. İki tane konu, bir tanesi işi çok iyi yapabilmek, yani sektördeki standartları sorgulatacak kadar iyi bir hizmet üretebilmek. İkincisi de şu, bununla yetinmeyip sektöre yön verebilmek. Yani işin geleceğini inşa edebilmek orada. Yani artık oyun bu kurallarla oynanmasın, böyle oynansın. Ben buradaki iş yapış şeklini değiştiriyorum. Artık bu kurallarla oynanacak diyebilmek. İşte o mavi okyanus stratejisinde olduğu gibi sadece bir niş bir alan yaratmak değil, oradaki oyunun kurallarını da belirleyebilmek. Ama bu hani ilkinden çok daha zor bir durum. Geleceği bir kere hayal edebilmek gerekiyor. Onun planını yapabilmek gerekiyor. O sorumluluğu üstlenmek gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. Biz bu anlayışı gençlere nasıl kazandırabiliriz? Çünkü biz bugünü konuşmuyoruz. Siz de öyle. Bundan 20 yıl sonrasını, belki 50 yıl sonrasını planlayarak bir şeyler yapıyorsunuz. Bu işin de sürdürülebilir olması adına, ki demin STK'lardaki dönüşümden bahsetmiştiniz, beklenen dönüşümden bahsetmiştiniz. Biz bu çerçevede bu arkadaşlarımızla hem yaptıkları projelerde, o sosyal girişimcilik projelerinde, hem de onlar da bu STK'yı alıp, çünkü sadece projeler üzerinde düşünmüyorlar,
aynı zamanda bulundukları organizasyonu da dönüştürmek için evet. gayret içindeler. Eminim onlardan bu konuda da fikirler alıyorsunuzdur. Bunu sürekli kılabilmek adına, bu anlayışı onlara yerleştirebilmek adına nasıl bir yol izliyorsunuz? Sosyal sorumluluk projeleri var, sosyal girişimler var. Geçen hafta İngiltere'den çok değerli bir misafirimiz vardı, Profesör Ger Graus. Çok ilginç bir şey söyledi YG girişimleri için. Ben dedi bir girişim yapan, sonra da onu sürdürülebilir kılmak için sosyal sosuyla kaplayan pek çok sosyal girişim gördüm dedi. İngiltere'de de dünyada da. Beni YG girişimlerinde, WeWalk'ta, Twin'de etkileyen dedi, bu gençlerin 5000 saat gönüllü olarak dezavantajlara bilimi sevdirmek için çalışıp, sonra bu fikri sürdürülebilir kılmak için girişim yapmış olması dedi. İkisi arasında, ikisinin de adı sosyal girişim diye geçiyor, ikisi arasında dağlar kadar fark var dedi. Ben hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım diyen bir Atatürk aşığı olarak bu duyguyu yoğun şekilde yaşıyorum. Ve beni böyle gelecekle ilgili umutlandıran sosyal girişimciler içinde girişimciliği sosla kaplayanlar değil, gerçekten daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya için aşkla bir şeyleri değiştirmek isteyen, derdim vardır inilerim, suyum alçaktan çekerim, dörtlüğünü içselleştirmiş, bunu sürdürülebilir kılmak için bunu bir girişime dönüştüren gençler var. Ve o gençler başarılı oldukça, onların adlarını duydukça, gençler onları rol model aldıkça bu çok önemli bir dönüşümü tetikleyecek. Buna da birlikte inşallah bir zannediyorum 3 sene sonra bir programda tekrar o arkadaşlarla birlikte bir program yaparsan Sinan Bey'in bahsettiği arkadaşlar sizsiniz diye onlarla konuşuyor olursun. İnşallah. Son bir dakikaya girdik. Son soru hakkımı da şundan yana kullanmak istiyorum. Konuşumuz birçok şey gerçekten buradaki hem STK anlayışını hem oradaki iş yapış şeklini hem de gençlerin bu konuya nasıl baktığını değiştirecek nitelikteydi. Bunu değiştirebilmek hiç kolay değil. Biz konuşuyoruz bunları. Sizin de somut adımlarınız var, aldığınız sonuçlar var. Bu doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bununla birlikte hiç kolay olmayan bir yolda ilerliyorsunuz. Büyük bir sorumluluğun altına elinizi koymuşsunuz. Bütün bu zorluklara rağmen yaptığınız şeyde ısrar etmenin gücü nereden geliyor? Yolun sonunda nasıl bir ödül beklentisi sizi motive ediyor? Son bir dakikada da bunu alırsam bununla kapatmış olalım. Vallahi sevgili Mert, çok içten çok güzel sorular sordun. Bugüne kadar 100'e yakın programa konuk oldum ama bu kadar iyi hazırlanmış, bu kadar derin sorular. O yüzden ben sana teşekkür ederim. Bir, daha önce hiç düşünmediğim şeyleri düşündürdün. Ben de ama senin bu içtenliğine, bu emeğine, bu akıl terine hizmet etsin diye şunu söyleyeyim. Bunu ben de kendi kendime zaman zaman soruyorum. Bana da soruluyor. Nasıl oluyor da Türkiye'nin, dünyanın halini görmüyor musunuz? Nasıl bu kadar umutlusunuz? Diye böyle biraz da eleştirel bir şekilde. Vallahi sevgili anneannemin, sevgili annemin duaları, şu dualarıyla büyüdüm ben yani. İnsanlığa faydalı, hayırlı bir evlat. Ve onların duaları beni o güzellerle tanış eyle, tanıştıklarını güzel eyle. Bu dualarla büyüdüğünde ondan sonra da bu dualar kabul olup da o güzel ki benim gözümde o Yunus Emre'dir. Onunla tanışınca ve derinlemesini anlamaya çalışınca, içselleştirince, İçselleştiremediğinde de sana ayna tutan çift kanatlı insanlarla etrafını çevirince bunlar doğal olarak gerçekleşiyor. Yani Great Place to Work'te %100 güven iklimiyle Avrupa'da ilk defa bir STK bu ödüle layık görüldü. Bunun ardında yatan az önce söylediğin bir şeyi not almıştım. Zannediyorum Akan söylemiş. O Doğan abinin de çok altını çizdiği bir şeydi. Hani bizi dinleyen anneler, babalar varsa çocuklarına yapabileceği en kıymetli şey, Doğan abi hep öyle söylerdi, rahmetliyi de buradan saygıyla, sevgiyle analım. Bir kanat öz yeter, öteki kanat öz değer.
Bu ikisi birlikte olduğunda özgüvenli bireyler yetişir. O bireylerin olduğu yerde özgürce fikirler söylenir, özgün projeler yapılır, özgüvenli bireyler yetişir. O yüzden bu çift kanat çok kıymetli. Onların o umarım öz yeterliliğini besleyen, öz değerini sulayan bir iklim yaratır anneler babalar. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli mesajlar aldık. Herkesin kulağına küpe olacak nitelikteydi. Tekrar teşekkürler. İnşallah bir sonraki seferde çift kanatlı gençlerle birlikte ağırlarız sizi. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, programımızın sonuna geldik. Benim çıkarımım şu oldu. Harekete geçmek için koşulların değişmemesini beklemek gerekiyor. Biz harekete geçerek bu koşulları değiştireceğiz ve bunun için de elimizde ne varsa onunla başlayacağız. Ne yapabiliyorsak onlarla başlayacağız. Neredeysek oradan başlamamız gerekiyor. Oyunu değiştirmenin başka bir yolu yok gerçekten. Sizin de kendi adınıza, kendi kurduğunuz zihninizdeki gelecek için cesur adımlar attığınız güzel bir hafta, verimli bir hafta olmasını diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.